Geçen hafta size Sağ Expo fuarındaki Türk savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri, atılan teknolojik adımları, yapılan anlaşmaları, ihracatları anlatırken Ankara'dan çok acı bir haber geldi. Bölücü terör örgütü Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahraman Kazan'daki bulunan ana yerleşkisine bir terör saldırısı düzenledi. Ne yazık ki bu saldırıda 5 TUSAŞ çalışanı şehit oldu. Zahide Güçlü, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan şehit olan TUSAŞ personeliydi. 22 TUSAŞ personeli ve güvenlik görevlisi de yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine, TUSAŞ ailesine, Türk savunma sanayine ve halkımızın başı sağ olsun diyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar en kısa zamanda iyileşip tekrar görevlerinin başına dönmelerini diliyoruz. Terör saldırısı gerçekten dünyada böyle bir savunma şirketine yapılan, benim bildiğim kadarıyla ilk saldırı. Ee, bu saldırıyla ilgili çok fazla haber yapıldı, çok fazla uzman görüşlerini iletti. Ben de burada otursam muhtemel sabaha kadar konuşurum ama. Neden TUSAŞ? Neden Türk Savunma Sanayi? Niye böyle bir saldırı yapıldı? Gerçekten bunların sorularının cevapları bulunması gereken çok önemli konular. Ee, sadece ben şunu söylemek istiyorum. Bu Türk tesislerimiz personeliyle, tesisiyle çok çok önemli. Ve korumamız lazım onları. Bu sadece işte özel güvenlik kuruluşlarının değil, Türk polisinin, Türk jandarmasının, Türk askerinin e, korumasında olmak zorunda. Yeni nesil sistemler konulmak zorunda. Ve bunlarla ilgili de tabii ki istihbarati takiplerin sürekli yapılması gerekiyor. Keza aynı şekilde burada göze görev yapan personelin güvenlik soruşturmaları her şey çok önemli. Bu konuyla ilgili adımlar atılması gerekiyor. Şimdi terör saldırısıyla ilgili de yaşananlardan bir tanesi de personel haklı olarak emniyet kuralları gereği kendilerine güvenceye alıyorlar. Sığınaklara iniliyor. Kapılar kilitleniyor. Ama bazı mühendislerimiz büyük bir cesaret göstererek Hürriyet'in prototipinin Yanına gidip onu örtüyorlar başına bir şey gelmesin diye. Gerçekten bu mühendislerimizin yaptığı büyük cesaret örneği. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yaptıkları büyük bir özveri. Çok teşekkürler. Ne kadar TUSAŞ'ı sevdikleri, savunma sanayine ne kadar önem verdiklerini ortaya koyuyorlar. Ama mühendislerimiz de bizler için çok çok önemli. Hücretin başına bir şey gelse o mühendislerimiz orada olduğu sürece 10 tane de yapar yerine 100 tane de yapar, 1000 tane de yapar mühendislerimiz bize lazım. Cesaretlerini kutluyoruz ama mühendislerimizin bize her zaman lazım olduklarını hatırlatmak istiyorum. Çünkü o projeler onların o beyinlerinin içinde. Onlar olsun ki yeni projeler devam etsin, arka arkaya bunlar gerçekleştirilebilsin. Tabii biz bu saldırıyı konuşurken Türkiye'nin gündemi için çok çok önemli bir konu. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde hemen arkasından TUSAŞ'ta çok çok önemli bir tören yapıldı. İlk defa Türk Havacılık tarihinde Türk tasarımı yerli sistemlere sahip milli bir tasarım bir helikopter T625 Gökbey helikopteri jandarma genel komutanlığı hizmetine girmiş oldu. Teslimatı gerçekleşti. Ne zamandır da izleyicilerimiz soruyorlardı. Tabi bu ile ilgili çok fazla teknik bilgi ortaya kondu ama burada anlatılması gereken çok çok önemli bir proje bu. Türkiye modern anlamda döner kanatla T-129 Atak helikopteriyle çok önemli bir sayfa açtı. Ve bu helikopterden sonra gelen ikinci en önemli projemiz T-625 Gökbey oldu. Aynı motorları kullanıyorlar. 5 adet pale sahip bu helikopter ve 12 kişi taşıyacak 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip bir helikopter tasarımı gerçekleştirildi. Burada hem askeri hem sivil isterleri karşılayacak bu helikopterin de ilk kullanıcısı jandarma 3 adetlik siparişi vererek bu konuyla ilgili adım atmış oldu. Projeler uzun vadeli. 2012 yılında Gökbey projesi resmi olarak paylaşılıyor ve 12 yıl geçiyor arkasından helikopter ilki teslim edilebilir hale geliyor. Gökbey'deki amaç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki öncelikli olarak OH-1 helikopterleri. Emektar bu helikopterler çok uzun yıllardır kullanılıyor. Ve bakım ekiplerimizin gerçekten elleri üzerinde ve dünyada en emniyetle uçan OH-1 filolarından birine sahip Türk Silahlı Kuvvetleri. Onun yerini alacak milli bir helikopter adımı olmuş oldu. Bu helikopterin, 3 adet üretildi bugüne kadar prototip olarak adlandırılan test helikopterleri haricinde jandarma teslim aldığı için J ile başlıyor kuyruk kodları J6001, 6002 ve 6003. Törende teslim edilen helikopter 6003 e, alındı e, Ankara'da e, Kahraman Kazan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı e, törenle birlikte ve bu helikopterin burnuna da ee, ne yazık ki bu saldırılarda şehit olan mühendis Zahide Güçlü'nün adını Cumhurbaşkanı Erdoğan burnuna yazdı. Helikopteri imzaladı ve jandarmanın envanterine girdi. Bu helikopter TUSAŞ tesislerinden havalandı ve Ankara Güvercinlik'teki jandarma havacılığının ana merkezine inişini yaptı. Halen 6001 ve 6002 kuyruk numaralı helikopterlerle, TUSAŞ'ta jandarma teknik ekiplerinin ve pilotlarının geçiş eğitimleri devam ediyor. Onlar da kısa süre içerisinde tamamlandıktan sonra yıl sonuna kadar 3 helikopter jandarmanın envanterine girmiş olacak. Ben tabii helikopter nedir, nasıl memnunlar mı bunlarla ilgili sorularımı yönettim. Ve pilotlar dediler ki adeta uçtuğumuz helikopter hiç öyle UH-1 ile falan alakası yok. ...Skorsky, Black Hawk helikopterlerinin... ...işte yenileri T-70, daha eskileri S-70 olarak adlandırılıyor. O helikopterin bir küçüğü ve çok performanslı... ...çok böyle güzel bir helikopter. Çok memnun kaldık dediler. Bu helikopterle Ankara'dan kalkıp... ...Türkiye'nin her yerine 10 personeli götürmek... ...uçabileceği her hava şartında rahatlıkla uçabilecek... ...irtifa engeli olmadan bir yere gidebilecek... ...gerçekten çok memnun kalmışlar. Helikopterler ilk üretilen bu T-625'ler düz konfigürasyona sahip. Hani herhangi bir winch, kamera falan gibi sistemlere sahip değil. Ve bu helikopterlere zamanla yeni yeni özellikler kazandırılacak. E, jandarma Türkiye'de, jandarma havacılık Türkiye'de özellikle döner kanat konusunda çok tecrübeye sahip bir kurum. İlk Black Hawk'ları 80'lerin sonunda envanterini alması, kullanmasıyla birlikte hem yurt içinde iç güvenlik harekatlarına katılıyor jandarma. Bir yandan da işte doğal afetler, arama kurtarma, Deprem, yangın gibi birçok göreve de jandarma koşuyor. O yüzden helikopterlerini çok yoğun, uzun saatler kullanıyor ve hakkını da tabiri caizse veriyor helikopterlerin. Bu açıdan Gökbey'in jandarmada test edilecek olması büyük önem taşıyor. Yani Türkiye'nin her yerine o helikopter kısa süre içerisinde gidecek, uçacak ve o pilotların geri döndüğü, geri verdiği, geri dönüşleri, raporları TUSAŞ için de çok kıymetli. Onlar da helikopterle ilgili geliştirmeleri üzerine ekleyecekler ve bu platformun mükemmel hale gelmesinde önemli bir katkıya sahip jandarma. Şimdi 3 adet jandarma için verilecek. Sonrasında 3 adet jandarmaya teslimatın başlamasıyla birlikte ilk paket 20 helikopter. 20 artı 3, 23. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı alıyor. Karacılar 7, Havacılar 4 adet. 3'er adet Sahil güvenlik ve emniyet genel Müdürlüğünde bu helikopterlerden verilecek. Ayrıca 3 adet de Sağlık Bakanlığı için ilk pakette 20 artı 3 helikopter planı var jandarmayla birlikte. Yani emniyette polis uçacak, sahil güvenlik deniz üzerinde görev yapacak, kara havacılık UHB'lerini değiştirecek, keza hava kuvvetleri de elindeki kalan son UHB'leri artık Gökbey'le değiştirmiş olacak. Bundan sonra 23 helikopterlik paketten sonra 2026'da bunun üretimi tamamlanıyor. 2025 ve 2026'da 23 helikopteri veriyor. 2 sene sonra da 57 adetlik ikinci paket üretimine başlanıyor. 57 adetlik paketin en önemli farkı tabii kuvvetler kendilerine göre çeşitli konfigürasyonlar istiyorlar. İşte vinç isteyen var, kamera isteyen var gibi birçok özellik veya içi yolcu taşıyacak şekilde VIP koltuklu olacak var düz asker malzeme taşıyacak şekilde isteyenler var. Herkesin ihtiyacı farklı kurumların. Bu helikopter Tİ tarafından tasarlanmış TS 1400 motoru kullanmaya başlayacak. Hatırlayacaksınız 2012'de Gökbey projesi başladı dedik. 2017'de de TS 1400 programı başlamış oldu. Ve bu helikoptere 6 yıllık çalışmanın sonrasında motor üretildi, yer testleri tamamlandı ve helikoptere takılarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Saha Expo'da TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit ile yine bizim o klasik fuar e, röportajlarımızdan birini çektik. İnanılmaz bilgilere sahip. Onun da linkini buraya bırakayım. Özellikle de 1400 ile ilgili olan kısımda. Mahmut Hoca diyor ki bize, şimdi bu helikopterde biz en kritik test olan iki motorlu bu helikopter. HS 1400'lerden adından anlaşılacağı gibi 1400 beygirlik bir motor. E biri durdu. Ne olacak? Helikopter düşecek mi? Hayır. Geri kalan o tek motor acil durumlarda verebileceği maksimum güçle o helikopteri havada tutacak ve 30 saniye için bizim e, sil e, Savunma sanayi Başkanlığı'nın talebi 1600 beygirlik bir güç üretmesi. Bizim motor tek bir motor 1740 horsepower'a, beygire çıkarak gerçekten bu isterlerden 140 beygiri daha fazla üretmiş. Nereden baksanız %10 daha fazla üretmiş. 30 saniye boyunca bunu tutmak durumunda yüksek bir irtifalarda çok zorlu şartlarda yapılıyor. Arkasından da bu 30 saniye pilotun planlama ve iniş yapmasına imkan tanıyor. Bu gerçekleştirilmiş. Defalarca bu test yapılmış. Böyle bir motorda bu test yapıldıktan sonra o motor helikopterden sökülüyor. Motorun içinde nereden baksanız 600 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık var. Bütün o sıcak bölgede görev yapan parçalar değiştiriliyor, inceleniyor. Ve bu testler sonrasında bizim motorda hiçbir problemin bulunmadığını ve gayet tatminkar olduğunu Mahmut Hoca bana verdiği röportajda iletmiş durumda. Şimdi TEİ'nin eksiği nedir bunlarla ilgili? Şimdi bu helikopterin ikinci partisi için TUSAŞ'ın hedefi Uluslararası sivil sertifikasyon almak. Şimdi bir helikopter üretiyorsunuz, bir hava aracı ya askeri, askeri standartlarda üretiliyor ya da e, devlet uçuşları için. Mesela nedir devlet uçuşu? Jandarma, emniyet, orman bakanlığı gibi kurumların adına uçulan bir devlet uçuşları. Devlet uçuşları için Gökbey sertifikasını almış durumda. Bundan sonraki hedef sivil sertifikasyon. Sivilde de biliyorsunuz bizim hava araçları ülkemizde TC Türkiye Cumhuriyeti'nin TC-3 tane harfle oluşan bir tescile sahip. Bir hava aracının sivil anlamda tescile sahip olması demek siz aynı anda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte işte Avrupalı Otorite EASA, Amerikan Otorite FAA gibi kurumlarla da işbirliği yaparak onu uluslararası sertifika almasını sağlıyorsunuz. Burada da en büyük amaç bunu sivil olarak ihraç edebilmek. Şimdi askeri bir malı satabilmek çok zor. Uzun yıllar görüşmeler yapılıyor. Askerin isterleri gerçekçi Çünkü operasyona savaşa gidecek yüksek. Sivilde ise uygun fiyatta motoru da bizim. Verebildiğiniz zaman bunun satış şansı çok yüksek. Bu açıdan çok büyük öneme sahip. Burada da TEİ motoru TS-1400'ü sivil sertifikasyonla tamamlamak istiyor. Bunun yazışmaları, testleri bunlar zaman alıyor bu konularla ilgili. Mahmut Hoca çalışmaların devam ettiğini bana verdiği röportajda söyledi. Şimdi ilk etapta 23 artı 57, 80 helikopter silahlı kuvvetler, jandarma, sahil güvenlik, emniyet ve e, sağlık bakanlığı için üretilecek. Fakat Türkiye'nin ihtiyacı ilerleyen yıllarda 200'e kadar çıkması bekleniyor. Bu nedenle de TUSAŞ ayda minimum iki tane helikopter üretecek bir altyapıya 2026 itibariyle ulaşmak istiyor. Bu çok çok önemli. Sonrasında ise dünyada yaklaşık 400 adetlik bir pazar öngörülüyor 6 tonluk helikopter için. TUSAŞ'ın ürünü Gökbey önemli bir yerde. Üstünde işte 7-7,5 tonluk helikopterler, 8 tonluk helikopterler var. 6 tonun altında da daha hafif 4,5-5,5 tonluk helikopterler var. Burada konumlandırılması gayet iyi. Motorda biz uygun fiyata bu TS-1400T'yi üretebilirse, gerekli sertifikasyonları tamamladıktan sonra bu arada tabii ASELSAN'da çok güzel bir kokpiti var ile ilgili onu da belirtmek istiyorum. Bu ikisiyle birlikte bir helikopterdeki aviyonik sistemler, elektronik sistemler ve motor en pahalı parçaların başına geliyor. Bunları yerleştirmek hem uygun fiyatlı üretilmesini sağlayacak hem de ihraç ederken daha fazla katma değerin ülkemizde kalmasına imkan sağlayacak. TUSAŞ diyecek ki ihracat için hangi motoru istiyorsun? İsteyen Amerikan motoru Honeywell'in motorunu alacak. İsteyen ise TS1400 alacak ve böylelikle birlikte bir satış opsiyonu sunmuş olacak. Yani yarın öbür gün Gökbey Azerbaycan için teklif edildiğinde ya biz bu motoru vermiyoruz dediklerine ihraç edemiyorsunuz. Ama yerli motor koyup bu e, sorunların aşılması hedefleniyor. Bu açıdan da ben TUSAŞ'ın ilerleyen dönem içerisinde Gökbey'in ihracatta çok önemli bir yere ulaşacağını düşünüyorum. O terör saldırıları sonrasında bir TUSAŞ personeli şunu söylemişti. Hainlere inat. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla üreteceğiz. İşte Gökbey bu açıdan TUSAŞ'ın çok önemli bir ihracat kalemi olacağını düşünüyorum. Şimdi helikopter demişken denizde bir orman yangını felaketi gerçekten yaşandı. 4 gün sürdü. 25 Ekim'de başladı ve 29 Ekim'de kontrol altına alınabildi. Bu yangınlar için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Orman Genel Müdürlüğü destek istedi. 114 helikopter Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yolladı. 3558 sorti yapıldı ve bu yangın söndürmeye e, halen kiralık ülkemizde bulunan büyük yangın helikopterleri de katıldı. Ama bazı helikopterler uçamadı. Bu helikopterler, kiralayan şirketler, personel maaşlarını ödemediği için bu helikopterlerin ekipleri ülkelerine dönmüştü ve bu helikopterler uçamadı. Belki denizli konuştu olan bu birkaç helikopter, yangının ilk safhasında zaman kaybetmeden müdahale edebilseydi belki yangının kontrol altına alınması daha kolay olacaktı. Eminim orman genel müdürlüğü bu konuyu soruşturuyordur ve sonrasında da gerekli önlemleri alacaktır. Sonuçta Orman Genel Müdürlüğü bütün o ödemelerini günü gününe gerçekleştiriyor. Söz verdiği gibi yapıyor. Ama demek ki o şirketlerin bir aksaklığı var ki pilotlarına ne maaş ödemişler ne başka bir şey veya bazı helikopterler örneğin ağırlıklı bunlar Rus kaynaklı helikopterler. Parası ödeniyor, kiralanıyor. Siz kiraladığınız şirkete parasını Rusya'ya ödemediğiniz zaman o helikopterler gelmiyor. Bu yaz sezonu onun eksikliğini çok ciddi bir şekilde çektik. Allah'tan böyle devasa büyük yangınlar geçmiş yıllara göre biraz daha şanslıydık olmadı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri de burada çok ciddi katkı göstererek yangınların kontrol altına alınmasında önemli role sahip oldu. Tamam yedek kuvvetimiz Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman ama bu yangın söndürme filosu çok çok önemli konu. Bunu da böyle bir hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim başından beri anlattığımız işte Saha Expo'daydık. Ne yapıldı ne edildi şöyle bir Saha Expo değerlendirmelerini de kısaca sizlerle paylaşmak isterim. 1478 firma katıldı bunların 766'sı yabancıydı ve fuar sırasında 6.2 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı. Bunların zaten size birçok bilgisini hem YouTube kanalımızdan hem web sitemizden paylaştım sizde. Bu arada 19 farklı video yayınladım ben. Saha Expo'da 600 binin üzerinde de izlenme aldı şu ana kadar saydığım bu kadar. O açıdan da gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Ama Saha Expo ile de ilgili artık bir konumlandırma yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Tek Yıllar İDEF Fuarı var. İDEF Fuarı önümüzdeki Temmuz ayında yeni organizasyon şirketiyle yapılacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güçlendirme vakfının Himayesinde bu fuar, çift yıllarda da Saha Expo var ama iki fuar bazen, şimdi fuarlar hiç ucuz yerler değil, büyük yatırımlar yapılıyor, gelen personel, oradaki işte tanıtımlar gibi gerçekten büyük yatırımlar. Bazen bu büyük yatırımlar tam karşılığını almayabiliyor ve çok pahalı gelebiliyor şirketlere. Saha bu yıl biraz daha geçmişte, ufak şirketlerle büyük şirketlerin bir araya gelip işte biz e, bu e, bir lojistik destekçi olmak istiyoruz, bir alt yüklenici olmak istiyoruz diyen şirketlerin büyüklerle bir araya geldikleri, beraber sinerji oluşturdukları bir yapırken buyur biraz daha böyle işin yeni ürünlerin tanıtıldığı bir yapıya doğru e, geçti. Bu açıdan ile kesişiyorlar. Bakalım ne kadar kesişecekler veya sektör bunu daha ne kadar kaldırabilecek? Bu çok önemli bir adım. E, birçok savunma şirketi tabii ki hem hem sahada olmak istiyor ama yüksek maliyetler ve doğru kararı vermek çok önemli. Bir yandan da işte sahaya gelen çok fazla yabancı heyet fakat bu yıl beklenen sayıdaki heyetler çok verim alınamadı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de yaşanan bu ne yazık ki terör eylemi nedeniyle birçok ülke bilgi vererek kendi heyetlerinin geri çekilmesini istedi. Yani bu açıdan attığınız taşın hedefini vurabilmesi için çok iyi planlama yapmak, ...iyi organize olmak gerekiyor. Bu konuda da işte saha mı öne çıkacak? İdef neler yapılacak? Bir İDEF'i yeni yapısıyla görmek lazım. Sonrasında da hedef her yıl Mayıs ayına oturacak şekilde saha Expo ve İdef'in dönüşümlü olarak yapılması ama dünyada fuar konsepti de değişiyor. E, fuarlar sadece Türkiye'de dünyanın her yerine çok pahalı, belirli odaklanan konulara e, gitmek ve burada birebir bir şekilde işbirliklerini arttırmak yönünde bir adım var. Bu da işi nereye götürecek çok önemli. Benim dikkatimi çeken sahada özellikle Türkiye'de büyük şirketlerin savunmaya olan ilgileri ve bu konuya yatırım yapmaya başlamış olmaları. umarız burayı müteahhitler inşaat sektörü gibi yeni bir para kazanacak. Yeni bir böyle bir tabiri caizse parayı kaldıracak bir sektör değil. Savunma çok zor. Çok uzun vadeli yatırım yapmanız lazım. Doğru yerde olmak lazım. Doğru adımlar atmanız lazım. Bunu sadece siz şirket olarak atmıyorsunuz. Devlete bir şey sunuyorsunuz ve bunu bazen devlet alıyor veya almıyor. Veya yarın öbür gün siz bir ihracat bağlantısı için bir yere gittiğiniz zaman bunun iznini devletten Milli Savunma Bakanlığı'ndan almak durumundasınız. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla koordineli yapmak zorundasınız. Öyle elinizi kolunuzu sallayıp her gidip ülkeye satışta yapamıyorsunuz. Bu açıdan üzerinde İyi planlama yapılması gereken, iyi yönetilmesi gereken bir sektör sadece eliniz kolunuz kendinize bağlı değil. Bazı dış yapılarla da birlikte devlet gibi bakanlıklar, organizasyon gibi adım atmanız gerekiyor. Büyük, büyük şirketlerin girmesi çok çok önemli ama savunmada meşakkatli bir konu. Uzun süre çalışmanız, üretmeniz ve sonunda da balığı tutmaya çalışmanız gerekiyor. Türkiye işte Baykar örneğini veriyoruz çok önemli teknolojiyi güzel yakalıyorsunuz bir yerlere götürüyorsunuz ama bu aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katma değer konusunda çok önemli bir faktör. Satarken iyi bir ürününüz varsa işte o ülkenin sizde izin alması veya o malzemeyi ürünü verdiğiniz zaman ömür boy ömrü boyunca Türkiye ile iyi geçinmesi gerekiyor. Bu nedenle çok çok önemli savunma sanayi. Umarız etkilerini olumlu anlamda bu büyük şirketlerin görürüz. Yeni yeni organizasyonlarda da sizlerle beraber oluruz. Gündemi size sunarken çok ilginç bir kaza meydana geldi ve o kazanın görüntüsünü paylaşmak isterim. Ee, bazı işte benim gibi meraklılar ben de böyle bir uçakta cam kenarına oturduğum zaman kalkışımı inişimi en azından cep telefonuna çekmeye çalışırım. Bazen enteresan işler olabiliyor. Onlardan bir tanesi Şili'de meydana geldi. Bölgesel bir havayolu şirketi O Car'da ait LED L410 tipi çift motorlu turboprop uçak kalkış sırasında pervane bir şey çarptı. Şimdi ne çarpar havada? Kuş genellikle çarpar. Daha doğrusu uçak kuşa çarpar. Burada çok ilginç bir şekilde havada bir bavul gelerek sağ motora vurdu. Ya bu bavul nereden çıktı diyebilirsiniz. Bavulun hani kanadı motoru yok uçmuyor normalde. Uçağın sağ ön kapısındaki Bagaj alanına yüklenen bavullardan bir tanesi kapağın açılmasıyla birlikte oradan fırlıyor ve pervaneye çarpıyor. Gerçekten çok e, ucuz atlatılmış bir kaza. Pilot hemen dönüyor, acil iniş gerçekleştiriyor. O kapak neden açıldı? Normalde bu bagajlar yüklendikten sonra üzerlerine bir güvenlik ağı çekilir. Niye bu açıldı? Ne yapıldı? Bunların araştırılması gerekiyor ama bu görüntüler oldukça ilginç. İşte uçaklarda e, ağırlık noktaları nedeniyle farklı tasarımlar oluyor. Örneğin ATR 72 42 serisinde uçağa binersiniz. Ön bölümde aslında bir bagaj alanı vardı. Onun arasından geçersiniz. Böyle kenarlara bavullar konmuştur. Sonra kabine geçersiniz. Ha bu size çok değişik gelebilir ama havacılıkta bir performansı yakalamanız için işte o bagajın altta yer yok. Önde olması gerekiyor. Ağırlığın dengelenmesi gerekiyor bu açıdan paravanlı uçaklar hani öyle baktığınız zaman çok hoş ama çok farklı sistemleri de yolcuların önüne bu şekilde koyuyorlar veya ne bileyim ATR uçağıyla bir yere iner uçak hemen teknik ekip vardır uçağın arkasına bir kriko yerleştirir çünkü yolcular indikten sonra tekrar biniş sırasında bunu düzenli yapamazsanız uçak öyle tabiri caizse kuyruğunun üzerine oturup şaha kalkabilir o yüzden uçağın arkasına mesela kriko konur falan gibi böyle çok ilginç farklı detayları vardır. Gündem videomuzu bir başka haberle, e, genel havacılık ve sportif havacılığı ilgilendiren çok önemli bir haberle kapatalım. Uzun yıllar e, bir KDV muafiyeti vardı. E, Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında işte Ekrem Pakdemirli e, amatör pilottu. Onun da girişimiyle çıkartılmış havacılığı desteklemek amacıyla bir karardı. Bu KDV muafiyeti Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldı. Bundan sonra... Normal işte o eğitim, yangın söndürme, ilaçlama uçakları dışında Türkiye'ye ithal edilecek o küçük uçaklarda da artık motor olsun, yedek parça olsun, uçağın kendisi olsun %20 KDV eklenecek. Bu da eşittir. E, uçakların fiyatlarına artı %20 ortaya böyle ekleniyor. 10 liralık bir uçak artık 12 lira. E, bu da tabii Türkiye'nin e, ufalan küçülen sportif havacılığına e, bence olumsuz bir etki yapacak gibi gözüküyor e, insanlar da haklı şimdi diyebilir. Yiyecek biz ekmek bulabiliyoruz. Asgari ücret 17.200 lira kim geçinebilir? Hani minimum minimum en düşük yoksulluk sınırı bile 20.000'den başlarken işte uçakta KDV muaf muafiyeti kaldırıldı. Ne kadar ilgilendiriyor ama burası bir savunma ve havacılık kanalı. Muhakkak onun etkilerini ilerleyen dönemlerde havacılığımıza göreceğiz. E, Tabi devlet bu dönem içerisinde her türlü vergi almak için elinden geleni yapıyor. Burada da artık muafiyetin kattığını belirtmemde fayda var. Lütfen sorularınızı bana yorum olarak yazın. Kanalımıza hala olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Tabii ki beğen tuşuna basmanız bu videonun algoritmada daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Sizlerden bu konudaki katkılarınızı kanalıma bekliyorum. Sorularınızı ise her zaman yorum olarak beklerken ben her yorumu dikkatle okuyorum. Ve sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese iyi hafta sonları diliyorum.